Herkese merhaba. Bugün sizlere Padlet'ten bahsedeceğim. Padlet, sanal bir pano oluşturma aracıdır. Video ekleme, ses ekleme ve link oluşturma gibi işlemler yapılabilir. Padlet'te öğrencilerden fikir alınabilir, beyin fırtınası yapılabilir, tartışma ortamları oluşturulabilir. Ayrıca uygulama yaparken tüm öğrencilere bir dosyayı tek tek atmaktansa Padlet linkinden internet aracılığıyla öğrencilerin ulaşımı sağlanılabilir. Hız konusunda yardımcı olacaktır. Google'a tıkladığımızda çıkan ilk linkin arayüzü bu şekildedir. Padlet'e kaydol butonuna tıkladığımızda kaydolabilir. Oturum açmak istediğimizde ise oturum aç butonuna tıklayabilirsiniz. Kaydola tıkladığımızda e-posta ve şifre kaydolmamız için yeterlidir. Benim daha önceden oturumum olduğu için oturum aç butonuna tıklıyorum ve oturumumu açıyorum. Padlet'imizin arayüzü bu şekildedir. Son linke tıkladığımızda en son yaptığımız padletlerimiz gözükmektedir. Yapıldıya tıkladığımızda ise şu zamana kadar yaptığımız tüm padletler görünmektedir. Paylaşıldıya tıkladığımızda ise katılımcı olarak eklediğimiz ve kendi padletimizi paylaştığımız kişilerin padletleri gözükmektedir. Beğenilende ise yaptığımız padletleri hangisini beğendiysek onlar görünmektedir. Network'te ise bir ağ eğer padletlerimizi kaydettiysek ya da oluşturup attıysak burada görünmektedir. Buradan bir padlete katıl butonuna tıklayarak link sayesinde bir padlete katılabilirsiniz. Buraya yazacağınız link ile gönder butonuna tıkladığınızda bir padlete katılmış olacaksınız. Galeri butonuna tıkladığımızda ise galeriyi takip edebilir veya burada eğer amacınıza uygun bir şablon bulabilirseniz hazır padletleri seçebilirsiniz. Örneğin ben buradaki padleti seçmek istiyorsam üzerine tıklayarak yeniden yap butonuna tıklıyorum. Benim padletim olarak ortaya çıkıyor. Değiştirmek istediğim yerler var ise değiştirme hakkına sahibiz. Burada ise paylaş butonu. Eğer buradaki padleti bir katılımcı ile, bir arkadaşınız ile paylaşmak isterseniz paylaş linkine tıklayarak paylaşabilirsiniz. Galeride birçok şablon seçeneği mevcut. İstediğiniz bir şablon var ise az önceki gösterdiğim gibi yeniden yapılandır kısmında yapılandırdığınızda kendi padletinize yapılı olarak gözükecektir. Oradaki değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi padlet nasıl oluşturulur ona bakalım. Padlet oluştur butonuna tıklıyorum ve karşımıza çıkan 6 seçenek var. Duvar seçeneğinde ön izlemeye tıklayarak bunu rahatça görebilirim. Ekleyeceğim padletlerin düzenli bir şekilde sıralanmasını sağlar. Tuvalde ise ekleyeceğim padletlerin dağınık ve aralarındaki bağlantıyı oluşturmaları sağlanır. Akışta ise bilgi akışı şeklinde düzenler ve yukarıdan aşağıya doğru bilgiler akar. Korelajda ise içeriği kutu sıralı şeklinde düzenler. Rafta ise sütun sütun ayırarak yükler. Burada ise mesaj niteliğinde seçmemizi sağlar. Eğer buradakilerden hiçbirini yapmak istemiyorsak aşağıda hazır padletlerimiz de mevcut. Bunlardan birini seçe tıklayarak buradaki padletleri de hazır bir biçimde kullanabiliyoruz. Ben şimdi duvar şeklinde bir padlet oluşturmak istediğim için duvara seç butonuna tıklıyorum. Benim harika duvarım adlı padletimizi burada başlığını değiştirebiliyoruz. Örneğin ben öğrencilerin fikirleri olarak başlığımı buradan değiştirebiliyorum. Açıklama kısmında ise 5C öğrencileri, görüşleri yazabilirim. Duvar kağıdı ise padletimizin arka planında olacak resmi belirler. Buradan seçebiliyoruz. Daha fazlasına tıkladığımızda ise
daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz ve eğer buradaki seçenekleri beğenmezsek bilgisayarımızdan alacağımız resmi de buraya kendinkine ekle butonuna tıklayarak bilgisayarımızdan da arka plan resmi alabiliriz. Gönderi renginde ise paletlerimizin arka planının rengini siyah veya beyaz olması seçeneğini sunuyor bizlere. Yazı stili ise buradan değiştirebiliyoruz. Simgede ise padetin hemen altında şu kısımda logo şeklinde yer almasını istediğimiz simgelerin değişikliğini buradan yapabiliriz. Atıf kısmında ise yayınladıktan sonra kimlerin sizin padetinize giriş yapıp yorum yaptığını ya da fikirlerini şu anki öğrencilerimizin fikirlerini almak istediğimiz için fikirlerinin kimin yazdığını söylemek için buraya pasif ya da aktif olmasını sağlayabiliyoruz. Yeni gönderi pozisyonunda ise baştan mı ya da sondan mı başlasın kısmı. İşbirliğinde ise yorumlar alabiliriz ya da tepkiler alabiliriz. Tepkileri aktif yaptığımızda beğen, oy ver, yıldız ve puan ver gibi seçenekler ortaya çıkıyor. Burada oy ver kısmına tıklayarak padletimizi eklediğimizde hemen altında öğrencilerin ya da herhangi birinin nasıl bir padlet yaptıysak onların oy vermelerini, beğenmelerini ya da puan vermelerini sağlayabilir. Etiketler kısmında ise hashtag'de padletimize daha çabuk ulaşmasını sağladığımız eğer hashtag'lerimizi yazmak istersek buraya 3 tane hashtag ekleyebiliriz. Adreste ise artık bizim linkimiz bu ve bu linke tıkladığımızda bizim hazırladığımız paletimiz gösterilmiş olacaktır. Kaydet butonuna tıkladığımda ise değişiklikler kaydedilir ve kapat butonuna tıkladığımda ise buradaki artık ekranımız kapanır. Tekrar açmak istiyorsak ayarlar kısmından tekrar düzeltebiliriz. Paletimizi oluşturmak için buradaki artı butonuna tıklayabiliriz ya da paletimizin üzerine çift tıklamamız yeterlidir. Burada başlığımıza ders, bu konu hakkında fikirleriniz diye yazı açıklama kısmında yazabilirim. Burada yükle kısmında daha önceden var ise resim yükleyebilir ya da bir video yükleyebilir. Buradaki link kısmından herhangi YouTube, Twitter linkleri yükleyebilirsiniz. Padletinizde bunlar da gözükecektir. Burada ise ders hakkındaki Google'da çıkan resimler veya videolar yer almaktadır. GIF de ekleyebilirsiniz ya da webde, yazıda buradan seçebilirsiniz. Burada kameradan resim yüklemenizi sağlayacaktır. Link verebilir Google veya bir film ekleyebilir ya da bir çizim yapabiliriz. Ben eğer buradaki padletimde bazı değişiklikler yapmak istiyorsam şuradaki ayarlar kısmına tıklayarak burada değişiklikler yapılabilir. Örneğin buradaki oy ver kısmını seçtiğimizde hemen padletimizde oy vermesini sağlayacak emojilerimiz de gözüktü. Ve ben buraya beğendiğimde 1 ya da öğrencilerim beğendiğinde buradaki görüşler beğenilecektir. Oy vermelerini sağlayacaktır. Padlet oluşturmak bu kadar. Benim sizlere göstermek istediğim 2 tane örneğim var. Birincisi bu örnekte görüş alma padleti. Yani buradaki sorulan soruların aşağıda arkadaşlarımıza linki ulaştırdığımızda bizlerin padletini doldurduğu cevaplar yer almakta. Diğerinde ise dersi daha çok hızlı ilerlemek adına uygulama yapacağımız linki ve kullanılan yazıları, buradaki videoyu ve arka plan resmini onların da kolaylıkla indirmelerini sağlamak ve daha hızlı ilerlemek adına yaptığımız bir padlet yer almakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.